Evet, yeni bir güne bismillah diyelim. Ben Ersin Keskin. Bugün cuma günü. Cuma günü de herkese hayırlı cumalar. Şimdi bir köye inerim. Köyde ne var ne yok hep beraber görelim. Cemaatte kim var? Avrupacılar çoğaldı. Yurt dışındakiler hepsi yavaş yavaş köye dönüyor. Bugün İlmaz'la Polat'ı tarlaya gönderdim inşallah. Hak edeceklerdir de. Şöyle bizim meyveleri bir kontrol edeyim. Meyvelerde bu sene tat yok. Yapacak bir şey de yok. Çileklerimiz de bir daha olmadı. Ya nazar değdi hepsine herhalde. Hey hey. Hindilerimiz artık bayağı büyüdü. İnşallah kışa doğru bayağı da büyüyecekler. Hay maşallah diyelim, maşallah diyelim. Çünkü hindilerle horozlar beraber büyüyor. En son kapımızı boyamıştık. Güzel de oldu. Şurası kaldı bir boyama yeri. En kısa zamanda tekrar bir boya getirip bir kutu boya gitti. O derece tahta olduğu için baya boya yedi. Şimdi yavaş yavaş köye gideyim bakalım. Kaç yaşındayım? Muhammed Ömer. 8. 9 yaşında, 8 yaşında. Sıvaya kadına durmuştu bu Hamit işte. Amca tekrar çubuk koyni. Yani günü birlik çuat ya. Bu hacı çiğim bu hacim yerinde olmak. Rorende. Allah Allah. Rorun serin. Cami çıkışı. Allah kabul etsin. Halil. Hasan. Hasan Riyad nizik değil kudu kurad abi. Toros. He? Kap deyin. Tamam. 150. 150. Cuma bitti, eve geldik. Hasta olan ineğimiz verdiğimiz yağdan sonra
bozdu. Dışkısını yapabiliyor şu an. Yeme içmesi hafif de olsa düzeldi biraz. Suyunu içiyor şu an. Geceleri genelde bunu gölgelikte şimdi bayağı zayıfladı tabii inek. 6 aylık falan gebe bu hayvan. Bayağı çekti kendini çünkü yem falan yemiyordu. Sütten kesildi. Şu an bir haftadır, bir haftadan geçkindir sağılmıyor. Şükür bugüne de ben gideyim bir canı sıkılmasın. Küçük arkadaşıyla burada biraz vakit geçirsinler ama bayağı yem yemeye başladı. Otlanmaya başladı. İnşallah düzelecek Allah'ın izniyle. Tedavisini şu anlık yaptık. Elimizden gelen buydu. Eğer biri bize kalacaksa sonuçta iyileştir ama nasipte yoksa yapacak bir şey yok. Ben şimdi motosikletle Yılmaz onların yanına gideceğim. Onlar tarlada. Tarlaya götürdüm onları. Birkaç tur kendim attım. Ondan sonra onlara bıraktım. Onlar şu an sürüyor. Birazdan yemek götüreceğim onlara. İnşallah bugün bitirirler. Sonra diğer tarlaları sürüyeceğiz. İneklerin suyunu dolduruyorum. Köpeklerin suyunu tamamlayacağım. İnekler susamıştı. Biraz da onları yıkayacağım, serinleteceğim inşallah. Oh 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 oh, serinleme zamanı. Bugün hava bayağı bir rüzgarlı, serin. Yani serin deyip de işte yani sıcak ama serin. Yine de bugün serin geçiyor. İnekleri biraz serinletelim. Oh. Çünkü sinekler çok üstünde, ıslandıklarında da sinekler çok üstüne gitmiyor. Hem de temiz olsunlar. Güzel. Havuzlarını da suyla doldurduk. Ne koyuyorsam zaten bitiriyorsunuz. Ne kadar koyarsam da bitiriyorlar. Bayağı susamış bizim çeper. Sıcak hava, gölge burada gölgeleniyor. Dutlara bir bakalım ya vallahi. Canım dut istedi de. Ama bu dutlar yer dolu ya. Tavuklar niye? Tavuklar bugün yok ya Allah Allah. Tavuklar nerede? Tavukları bırakmamışlar mı yoksa? Bana mı öyle geldi? Çünkü tavuk piyasada tavuk yok. Aha. Allah Allah. Bırakmamışlar. Saat 3. Ama tavuk piyasada yok. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Buyurun buyurun kızlar. Bugün sizi unutmuşlar. Hayvanlar içeriden bayağı sıkılmış gibi gözüküyorlar. Yumurta yok. Tabi. Dışarıya salınmasa yumurta da olmaz. Sıcak hava yani bu hayvanlar içeride olmaz sonuçta. Dutlara bakıyorduk en son. Oo, çeper bayağı susamış ya. Allah'tan su vermişim yani. Hemen dutlara saldırın. Ama bu dutların bu sene tadı yok. Nedense bilmiyorum. Hiç tadı yok hem de. Muhammed Ömer'le şimdi Yılmaz'la Polat'ın yemeğini getirdik. Muhammed Ömer tarlaya geldi bende. Polat'la Yılmaz'ın artık öğrenme zamanı. Çünkü hep ben olacak değilim. Muhammed Ömer'in de öğrenmesi lazım değil mi? Yani bu tarla sürmelerini falan öğrenmen lazım. Şimdi bir sürelim onlar yemeğini yesin. Burayı kazaya yapmıştık. Şu anda bunu yapıyoruz. Kazayan daha önceden yapmıştık. Ahmet Ömer devam ediyor tarlaya. Bu çizgi var ya, bu çizgi. No, 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 hayır, hayır.
Muhammed Ömer'le birkaç tur attıktan sonra, onlar da yemeğini yedikten sonra biz eve gideceğiz. Tarlada en ufak, yani şu kadar bile nem yok. Hepsi kuru traktör, o yüzden biraz zorlanabiliyor yer yer. Ama yapacak bir şey yok, sonuçta bu sürülecek. Şimdi Muhammed Ömer'le eve gidelim. Evdeki işleri tamamlayalım, bitirelim beraber. Bana yardım edecek inşallah, değil mi? Yapacak mısın? Muhammed Ömer bana yardım edecek. Burası da çok dik bir bayır. İnşallah çıkacağız. Traktör bayağı zıplıyor ama. Gidelim mi Muhammed Ömer? Evet, hadi bakalım eve gidelim. Evet, tarladan geldik Muhammed Ömer'le. Kemal amcanın borusu patlamış. Gider borusu şimdi. Onun tamiratını yapacağız Apo'yla. Baba Recep sizin evde. He, sizin evde. Şimdi bunun tamiratını yapacağız. Problemi çözdük sanıyorum. Şöyle yeni bir aparat çıkmış. Bu mükemmel bir şey. Yani şöyle kendiliğinden dönüyor, uzuyor. Güzel bir şey yani. İnşallah çözülmüştür problem. Şimdi su gelecek, deneyeceğiz. Apo! Teberda! Tamam. Apo'nun borusunu yaptık, hallettik. İneklerimi sayayım. İneklerimi tekrar dışarıya salayım. Yemlerini koyayım önüne. Köpekleri halledeyim. Bilmez onlar bugün tarlada. İnşallah sağ salamet gelirler. Gittim onlara biraz sürdük. Tarif ettim. Nasıl olacak, nasıl bitecek, sonuçta öğrenmeleri gerek artık. Artık yetişiyorlar. 17-18 yaşına geldiler. Artık öğrenmeleri lazım. Sorumluluk almaları lazım. Yoksa sorumluluk almazsa bu işler yürümez. Sorumluluk almak zorunda. O yüzden bugün onu traktörle, tarlayla baş başa bıraktım. Kendi çözsün diye. Yani kendisi sürsün, nasıl olacak, nasıl olmayacak, bütün problemi alsın. Yanında olmuyorum, gitmedim yanına çünkü hani ben olduğumda belki kızarım diye, heyecan yapar, yapacağı şeyi yapmaz diye gitmedim ben bugün. O da inşallah kendi problemi, problemi diyorum, kendisi üstesinden gelecek diye zannediyorum. Hadi buzağımızı içeriye götürüyoruz. Hadi gel. Hadi fıstık, hadi fıstık, hadi fıstık. Diğer hasta ineğimiz de geliyor. Getir o ineği, getir o ineği İslam. Yavaş yavaş. Sen artık büyüsün, anneye koşmak yok. İşler bitmek üzere. Çuval burada kalmış. İneklere bugün balye, sap balyesi koyduk. Arabanın altında kalan fileri koyduk. Yani karışık yaptık bugün ineklere. Bir karışım yaptık. Şimdilik bir yesinler bakalım. Buraya baya gübre girdi ya vallahi. Gübre normalde buraya koymasaydık bu hepsi normalde öbür gübreye el arabasıyla atacaktık. Bizim öbür inek şükür yine bir zeytinyağı bir daha verdim. Şükür şimdilik iyi. İnşallah düzelecek Allah'ın izniyle. Emeğimiz boşa gitmez. Her videoda belirtiyoruz. Rabbim kimsenin emeğini boşa götürmesin. Suyu dolsun, ben köye gideceğim. Binin. Ulan özek ana binin özek. Özekleri getirin. Şimdi bugün de kaz ayağına gideceğiz inşallah. Gaz ayağını takıp tarlaya gideceğiz Allah'ın izniyle. Ya Allah ya Bismillah dedik, Polat'ı da aldık. Gaz ayağına doğru gidiyoruz. İnşallah
bugün tarlaları bitireceğiz. Sonra da fiillerin etrafını çevirdik mi ondan sonra Polat'ın işlerine başlayacağız. Polat'ın evinin orası düzenlenecek, boruları yapılacak. Fiillerin etrafı telle çevrilecek ki hayvanlar şey yapmasın, zarar vermesin fiillere. Üstü de güzelce, yani daha tam iyi kapanmamış, net olarak kapanacak inşallah. Yani diyeceğim odur ki bugün tarla biterse işler bugünden itibaren yavaşlamaya başlayacak. Çoğu gitti, azı kaldı. Sonra kümyonları bir ziyarete gideceğim, bakacağım durumlar nasıl bakalım. Evet, gençlere emanet ettik köşeleri. Hepsini sürdüm, tehlikeli olan yerlere hepsini sürdüm. Tamamladım. Artık geri kalanı onlar halletsin. Şu köşeleri falan, tehlikeli olan yerleri hepsini kendim yaptım. Birkaç tur daha attım, gösterdim. Dediğim gibi artık öğrenmeleri zamanı geldi. Kendi başına sorumluluk almaları lazım. Gençlere emanet etmiştik. Tekrar geldim. Üstümü başımı evde değiştirdim. Tekrar işe el attık. Çünkü biraz geç yapıyorlar. Tam kuralları tam bilmiyorlar. Mazot o yüzden fazla gidiyor. Traktörü de biraz inciltiyorlar. En iyisi dedim kendim işe el atalım. Onlar bayağı sürdü ama yine de ben biraz daha onlara göre tecrübeli olduğum için işe kendim el attım. Bitirip eve gitmeliyim. Gerçekten traktörün içi yanıyor. Sıcak, aşırı sıcak. Burayı bitirip eve döneceğim Allah'ın izniyle inşallah. Ve çok şükür bitti. Şimdi gaz ayağımızı yıkama zamanı. Bayağı tozlandı. Sağ salamet bitirdik çok şükür. Şöyle bir kontrol de edelim. Bir şey var mı yok mu? Bir problem var mı yok mu? Bir problem yok çok şükür. Traktörde de bir problem yok çok şükür. İkisini bir yıkayalım, serinletelim. Tamam, traktör de selamet. Aha, Polat hordumu getir. Şöyle inekleri bir banyo yaptıralım sıcakta. Kapıyı kırmazlarsa. Hayvanlar sıcakta serinlensin biraz. Evet, şimdi bu ineğimizi yıkayacağız. Çünkü bu ineğin hasta ineğimiz bu. Çok şükür düzeldi. Bir aya, bayağı bir ilerleme var. Ateşi bayağı fazlaydı. Şimdi yıkayacağım yine onu. Günde 2-3 defa yıkıyorum. Onu buranın altında muhafaza ediyoruz. Güneş çok yemesin diye. Güneşten etkilenmiş bayağı. Ateşi çoktu dün. Veteriner yine geldi. Ateşi çoktu. İneden sonra biraz düzelmeye başladı. Yeme içmesi düzeldi biraz. Şimdi daha tam düzelmedi ama iyi yine de şükür. Bir daha yıkayacağız onu. Serinlesin iyice. Arkadaşı da var zaten. Küçük bir arkadaş koyduk onun yanına. Şimdi onu bir yıkayalım bakalım. İneğimiz bayağı zayıfladı. Nazara mı geldi ne olduysa ama çok şükür yeme içmesi düzeldi biraz. Dediğim gibi suyu da böyle tuttuğumuzda ateşi düştüğü için hayvan seslenmiyor. Demek ki işe yarıyor bu. İnşallah en kısa zamanda düzelecektir. İslam, suyu kapat. Ya da dur, havuzu da dolduralım ondan sonra. Dışkısını yapıyor. Daha önceden dışkısını da yapmıyordu. Tıkanmıştı. Şükür zeytinyağıyla onu çözdük. Dün de bir ilaçla şeyi çözdük. Ateşini düzelttik. Şükür bugün. Bugüne şükür. Traktörün ön tekerine hava basacağız. Kepçeyi taktık. Havası az. Biraz hava basacağım.
Al. Dur dur. 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 Şimdi hava basacağım buraya. Havası az olduğu için mecbur hava basacağım. Şöyle. Vereyim. Diğerine de basalım sonra. Burada burun balya. Buradan alalım ki bitirelim. Şimdi balyanın etrafını açıyoruz. Yeni yeri hazırlamak için etrafını temizleyeceğiz iyice. Mecburen. Öyle yapacağız. Buralar hepsi temizlenecek. Yeni balyeler şuraya kadar, büyük ihtimal şuraya kadar gelecek. Burası da tel. Tel olacak. Direkleri buraya koyacağız. Tel çevireceğiz yani etrafına ki inekler buraya ellemesin diye. İnşallah bir açalım bakalım ne kadar açacağız. Çok şükür açmaya başladık ve açtık çok şükür. Başardık. Buralar hep pislenmiş, su almış. Şimdi buraları alt taraftakileri, şuraları yıkılanları alacağız. Buraları falan temizleyeceğim ben kepçe yardımıyla. Tertemiz yapacağım. Diğerlerine yer açacağız yani. Naram ki der doğru temiz kın, hemki seri burun şunda. Basak temiz bir, hemki der doğru temiz kın. Etrafını temizleyelim. Dur geliyorum ben, dur. Şu yıkılanları falan, şunları biraz çuvallayalım. Çuvallara koyalım. Şu dökülenleri çuvallayıp hayvanlara verelim. Ondan sonra kalan birkaç balyeleri de götürelim. İneklerin oraya koyalım ve üstünü tekrar temizlene kapatalım inşallah. Hava gerçekten çok sıcak. Ama bu işlerin derhal bitmesi lazım. Yoksa harman geldi. İşler bitecek bitecek diyoruz. Maalesef bitmiyor. Bunu mecbur çuvallamalıyız. Çünkü yazık bu sapa. Bunlar birkaç tanesi alttan bozulmuş. O yüzden onları çuvallıyoruz. Şimdi şunları, şu yıkılanları, şuranın alttan kalanları, bunları hepsini ahara götüreceğiz. Burayı maksat biraz boşaltmak, yeniye yer açmak. Bu öyle yapacağız. Başka alternatifimiz yok. Yani şurası boşalacak, temizlenecek. Bu tarafa, bu tarafa. Bir kelam olsa bu sene %100 bir değişim var. Adam çalışıyor. Yap. Gel. Düz. Tamam. Hop. İndir. Böyle yap. Tamam, indir. Tamam, gel yükleyelim. Şimdi ahıra doğru götürelim bunları. Kemal amcayla bir Mehmet amca ziyareti yapalım. Biraz da serinlik çöksün, gelelim. Tamam. Tam yol ileri. Buralar falan her yer temizlenecek. İlmez. Mehmet amcayı ziyarete geldik. Buyur
Ziyarete gideceğiz dedik, geldik. Vallahi şu keyfe bak ya. Şu ağacın gölgesinde. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz, aklınıza da geliyor. Buzlu suyu. Tamam abi, kemirdim lan. Allah Allah. Vallahi keyfe bak ya. Kendine bak. Ben de o mefhur ne ki? Anam kır. Bana ana. Mala devam de. Mala değil, eşek. Doğru. Senin telefon dur kamerada Mehmet ki hali hudunu değiştirmiş ki yem bir reketem daket şundan mı diye araba. Örüc aynem çün der ki bize aynı araba telur. Doğru. Bu hep böyle gidişte de gülür, namussuz telefon etmiş. Tamam, bir dahaki inşallah kesin ararım. Senin hali yok, maça Türkiye. Bu zagamızı serbest bıraktık. İnşallah bir yere kaçmasın. İnşallah bir yere gitmez. Dedim bir bırakayım bakalım. Kaçacak mı, kaçmayacak mı diye. İnşallah kaçmaz. Bir maşallahınızı alırız. Fıstık serbest. Balyeler tamam. Sadece temizleme şeyi kaldı. Temizleyeceğiz. Ondan sonra dediğim gibi yenileri buraya gelecek. Daha otlanmayı bilmiyorsun sen. Nasıl otlanacaksın? Bıçtık. Otlanmayı bile bilmiyorsun. İlmez! İlmez! Onu çıkar, koyunların kapısını aç, suyunu içsinler. Fıştık, fıştık. Maşallah. Yine buzağımız kaçmıyormuş. Onu da öğrendim en azından. Şimdi şu toprağı falan şöyle şurayı temizleyeceğim. Şu sapı yok edeceğiz. Yani büyük ihtimal şuraya götürüp yakacağım. Şu hemen orada bir yer var. Çünkü ya değilse olmayacak. Başka türlü işin içinde çıkamayacağız. Şu toprağı falan da temizleyeceğim. Yarın Allah izin verirse tankeri doldurdum. Ağaç sulamaya bir de gideceğim. İşler inşallah bitecek diyorum her videoda. Bitecek diyorum. İnşallah bir gün bitecek sonuçta. Şimdi burayı biraz temizleyeyim. Şöyle yukarıdan alayım. Şöyle geleyim temizleyeyim. Kepçe her türlü işimize yarıyor. Allah bu kepçeyi yapandan razı olsun. Sap bu alttan kalan pislenen şeyi yakacaktım ama şimdi şeyi gördüm, caydık. Büyük ihtimal artık yakmayacağız. Çünkü fare yavruları var içerisinde. En iyisi şuraya dökelim. Burası hem dolsun hem de burada yağmur vurunca şimdi bu arpa balyesi olduğu için tekrar yeşillenmeye meyilli. Yani yağmur aldıktan sonra tekrar yeşerir. Hayvanlar en azından yer. Biz o yüzden yakmayı yapmayacağız büyük ihtimal. Çünkü dediğim gibi yavrular var içerisinde. Her an bir yavruyu yakma şeyimiz var, Allah korusun. Onun günahını da almak istemiyorum. O yüzden caydık. Bunu yükleyeceğiz. Oraya dökeceğiz. Orada dursun. Hem kendisi yavaş yavaş çürür hem de gübre yani. Zaten pis bir şey değil. Orası da zaten bizim arsa. Orayı hem doldurmuş oluruz hem de oraya dökmüş oluruz. Kimsenin bir zararı yok. Yani hayvanlar bile yer normalde aslında da. Temizlemek zorundayız. Burayı tertemiz yapacağız. Of of, sıcak. Vallahi bayağı sıcak. Gün bitmedi bugün. Ama kalmadı. Saat 6 şu an. Bitmek üzere gün. Gün bitimi yaklaşıyor. Çok şükür temizliği yaptık. Yani buradaki bütün pisliği aldık. Yordu bizi ama yapacak bir şey yok. Of. Biraz gölgede dinleneyim vallahi. Şimdi Yılmaz götürüyor boşaltmaya. Buralar güzel. Artık şuraya balyeyi yağarız. Şuraya kadar getiririz. Büyük ihtimal bu sene de 300 balye
400 balyayı getirdim mi büyük ihtimal Allah'ın izniyle inşallah bize yetecektir diye düşünüyorum. Belki daha fazla da getirebilirsek daha fazla getireceğiz inşallah. Bakalım hayırlısı ne kadar getireceğiz balyeleri. Bunlar geçen sene Recep amcan dediği gibi doğruymuş, büyükmüş, bayağı büyükmüş. Ben bu sene biraz daha küçük yapacağım inşallah. Yani zaten kendimize yapıyoruz. Biraz küçük olsun ki yüklenmesi çok kolay olsun. Yani 400 yapacağımıza 450 yaparız, 500 yaparız. Yüklemesi daha kolay olsun. Şimdi şurayı da biraz temizleyeyim. Ondan sonra işim bitti. Ben köye gideceğim. Misafirlerim var. Ankara'dan misafirlerimiz geldi. Şimdi burayı biraz daha hafif düzelteyim. Ondan sonra işim bitti. Ne sağlıklı ya. Adam parasını elini çıkartma. Ay dede gelmiş bizim köye. Misafirimiz var Ankara'dan. Hüseyin dayı da gelmiş, hoş gelmiş. Mehmet abi de gelmiş, hoş gelmiş. Hoş bulduk. Piknik alanı gibi bir yer ya. Değil mi Hüseyin dayı? Abi burası Canbeyli Belediyesi. Şimdi piknik alanı. Evet. Kapa mı canım? Kapa kapa. Burada yemeğimizi yiyeceğiz. Ahmet nasılsın Ahmet? İyidir abi, sen ne yapıyorsun? İyiyim vallahi.